özellikle ak troll tabir edilen maaşlı tetikçiler gerçekten korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakın bu son günlerde, dün ve bugün belki dikkatinizden kaçmış olabilir. Şimdi Saadet Partisi. Evet. Saadet Partisi işte oyunu bilmiyoruz, oylarını seçimde ancak belli olur ama bir kilit parti konumunda olduğu muhakkak. Yani oradan gelecek birkaç oy, bir oy bile olsa çok kıymetli. Dolayısıyla bu AKP ile MHP arasındaki ittifaka davet etmek istiyorlar. Ama şu anda Saadet Partisi'nin başında gördüğümüz kadarıyla Necmettin Erbakan çizgisinde, yani milli bir genel başkan var ve yani halkı ötekileştirmeyen, geçmişte yaşanan trajedilerden anladığım kadarıyla ders çıkarmış, öz eleştiri yapmış bir kitle var. Hatta bugün yaptıkları ya da dün yaptıkları açıklamada Atatürk'e sahip çıkan. Atatürk kahramandır, Cumhuriyet'te mazlumların sığınağıdır. Evet, yani bunu dile getirme basiretini gösteren, aynı zamanda da AKP ile MHP ittifakına pek de yakın durmayan bir duruş sergilediler ki daha pazarlık ediliyor ve belki de olacak da bilmiyoruz. Ama bu sadece bu biraz çekingen duruşu bile Saadet Partisi'nin saldırıya uğramasına sebep oldu. Şimdi iki gündür yazıyorlar. Saadet Partisi Genel Başkanı'nın eşi İngiliz kökenliymiş. Şimdi gerçekten bunu kimse bilmez ve kimse bunu merak da etmez çünkü. Ayrıca kimi ilgilendirir? Hiç kimse ilgilendirmez. Adam sevmiş kadın, evlenmişler vesaire. Mesela yazılıyor işte, şimdi bugünlerde görüyoruz. İşte kadıncağız Müslüman olduğunu falan anlatmaya çalışıyor falan. Bu bir rezalet bir durum ya. Evet. Ya insanların tam bir linç. Bu kadar özeline giren, bu kadar ahlaksızca, bu kadar hayasızca bir saldırı. Neden? Sırf milli görüş çizgisi kendilerine biat etmiyor. Halbuki çıktıkları nokta bile milli görüş aslında. Tabii. Ama geldikleri nokta sırf milli görüş bile itiraz ediyor diye milli görüşe de saldırmak üzerine kurul. Yani birbirlerini bile nasıl linç ettiklerini görüyoruz. Yani korkunç bir tablo var. Peki biz buraya nasıl geldik? Bu aslında çok basit bir şey. Aramızda hekimler var. Onlar elbette daha doğru tarif edebilirler ama ben gazeteci dilim döndüğünce anlatmaya gayret edeyim. Bir immün sistem var. Bir bağışıklık sistemi. Hepimizin bir bağışıklık sistemi var vücudumuzu koruyan. Yani işte bu bakteri, mikrop tabir edilen, işte bakteri, virüs vesaireye karşı vücudun savunma mekanizması. Yani bunu, bu savunma mekanizmasını sağlam tutman gerekiyor ki hastalanmayalım. Ve buna komplike bir şekilde bakmamız gerekiyor. Yani kalbe bakayım da işte lenf bezime bakmayayım diyemezsin. Ya da işte kulağı ciddiye alayım da gözü önemsemeyeyim diyemezsin. Bunun bütününe sahip çıkıp bu savunma mekanizmasını ayakta tutman gerekiyor. İşte bu savunma mekanizması çöktüğünde insan hastalanıyor, ağır hastalıklara yakalanıyor vesaire, neticede ölümüne kadar gidiyor. Bu bir biyolojik anayasa aslında. Yani sen milleti kafalayarak anayasayı, yazılı anayasayı değiştirebiliyorsun ama biyolojik anayasayı değiştiremiyorsun. Şimdi sen savcı diye FETÖ'cüleri koyarsan işte adalet sistemi hastalanıyor. Sen asker diye silahlı kuvvetlerdeki Atatürkçülerin yerine FETÖ'cüleri monte edersen işte darbe gibi bir hastalıkla karşılaşıyorsun. Emniyet teşkilatında namuslu vatanperver polislerimizin yerine FETÖ'cüleri monte edersen işte emniyet teşkilatı hastalanıyor. Yargı aynı şekilde. Bu işte ketçaptan şehvet duydum, yorgana balta oldum falan diyen heriflere de baktığında, şimdi Yaşar Nuri Öztürk gibi Türkiye'nin aydınlık yüzü felsefeci ilahiyatçıları sansürleyip bu tür adamları sahaya sürdüğünde işte Türkiye'nin bu maneviyat tabir ettiğimiz bölümü de hastalanıyor. Ve bunların sebebi kim kardeşim? Bölümü de hastalanıyor.
Ve bunların sebebi kim kardeşim? İşte sen bu immün sistemi kim bu hale getirdiyse bunun sebebi bu. Şimdi burada tabii bazen şeyler de var. Mesela hani biraz önce arkadaşa dedik ya, etilerdekileri öldüreceksin ama ikametgah mı isteyeceksin? Nasıl yapacağız yani? Hangi etilerliği öldüreceksin? Burada da öyle. Mesela adam Canan Karatay gibi liste veriyor. Diyor ki ketçap şehvet yapar. Mayonez yapar mı o belli değil. Mesela diyor ki kahve şehvet yapar. Espresso yapıyor mu mesela? Gerçekten. Mesela adam böyle reçeteler veriyor. Şimdi iş bu ve reçete bölümüne girdiğinde, yani adam yorgana bakıyor, battaniyeye bakıyor, cinsellik görüyor. Yani bu aslında gerçekten, yani bugün Cumhurbaşkanı Diyanet'i işaret etti ama bu Diyanet'in bakması gereken bir yer değil. Yani buna işte Profesör Üstün Dökmen'in bakması lazım. Buna Arif Verimli'nin bakması lazım. Engin Eker hocamız evet. Burada. Yani bu, burada çünkü lazım. Yani dini değil sıhhi bir durum var. Şimdi bununla ilgili ben bir liste çıkardım Uğur abi izninizle. Lütfen. Yani sizin de faydalanacağınızı düşünüyorum. Mesela yani neler şehvet uyandırır? Tabii. Onun listesi mi? Evet. Tamam. İsterseniz not da alabilirsiniz. Helal olmayan gıdaları. Mesela vezir parmağı. Şimdi ben gerçekten merak ediyorum. Yani ketçapta şehvet gören adam vezir parmağında herhalde çılgına döner. Gerçekten. Tam tımarhaneye döndük. Tam tımarhane. Şimdi bakın. Şimdi adam ketçapta bunu görüyorsa biz şimdi lokantaya gidip kadın budu köfteyi nasıl isteyeceğiz abi? Mesela listesi var. Çok güzel. Şıllık tatlısı var. Dilber dudağı var arkadaşlar. Hanım göbeği var. Analı kızlı var. Yani Rütük olmasa söylerim de. Parti mi yapıyorum birader? Sütlü Nuriye var arkadaşlar. Biz İzmirliler bayılırız. Burada var mı çok bilmiyorum. Yengem var mesela. Mesela büfeye gidiyorsun, yengeni versene abi de. Böyle bir sipariş olabilir mi? Şimdi... Ya ona bakarsan Türk mutfağından şehvet fışkırıyor sanki. Tabii. Buna yani Türk mutfağı dememekler, libido mutfağı demekler. Şimdi bakın Ayşe kadın fasulye var arkadaşlar. Yani sen ayıklıyorsun mesela insanın aklı gider yani. Ya ben adam aklı yani. Mesela bakıyoruz. Geçen de Adana'ya gittiğimizde gece yarısı bundan yedik. İsmetlerle, Ayıklarla, millet de bizi acayip. Kenane tatlısı var ya. Ben çok severim valla. Tavuk göğsü var arkadaşlar. Mesela sadece şey değil tabii. Sadece erkek müşterilere hitap etmiyor bu. Yani bütün şeyler var. Evet. Mesela kısır var abi ya. Kısır yani. Kol böreği var. Patlıcan oturtma var. Koç yumurtası var. Mesela şimdi gerçekten ketçaptan şehvet duyan adam koç yumurtası üzerine ansiklopedi yazar. Mesela gavur dağı salatası var. Ben bunu şahsen protesto ediyorum yani. Bu Hristiyan mı yapacaksınız milleti ya? Papaz yahnisi var mesela bak. Meyhane filavı var. Ya arkadaşlar domalan mantarı var bu ülkede. Vallahi. (Gülüyor)
Bir dönem şey asıyordu bunlar, tabelaları. Sen Silivri'sin büyük düşün, sen Kadıköy'sün büyük düşün. Ben merak ettim ya, sen Domalans'ın büyük düşün nasıl yazacaklar ya? Allah'tan ismini değiştirmişler onu, Yeşilöz yapmışlar. Öyle mi? Evet, ismi değişmiş. Bir tane şey var, gerçekten ben bunu bu arkadaşa ithaf ediyorum. Kime? O şehvet duyan arkadaşa. Benim gerçekten Türk mutfağında en sevdiğim şeydir. Turşusu yapılır çok güzel. Çükündür var. Gerçekten. Şimdi adam mesela oturuyor. Bu ne diyorsun? Çükündür. Şimdi bunlar bize Osmanlı ecdat dersi falan veriyor. Bunlar Osmanlı yemektir. Bunlar ecdadımızın yemektir. Çünkü bizim ecdadımız sapık değildi abi. Mesela bilim bakanı var arkadaşlar. Bu ülkenin TÜBİTAK'ında, TÜBİTAK arkadaşlar, evliyaların mucizeleri konulu sergi yapıldı bilim fuarında. Hacı robot yaptırdılar çocuklara. Robot tavaf ediyor. İcat dedikleri de internette satılıyor. Motor. Organik hoşaf yaptılar arkadaşlar. Bilim bakanı olan ülkede. Çalışma bakanlığı var bizim ülkemizde. Çalışma bakanı. Taşeron sistemiyle AKP döneminde çalışma hayatı köle düzenine döndürüldü arkadaşlar. Köle düzeni. Siz hepiniz buradasınız ama Türkiye'de akrabalarınız var, arkadaşlarınız var, biliyorsunuz. Gerçekten insanlar boğaz tokluğuna köle sistemiyle çalıştırılıyor. Bakın Soma'da tarihimizin en ağır faciasını yaşadık. Taşeron köle sistemi nedeniyle, ama buna rağmen Soma'da AKP en çok oyu alan parti. Çünkü o insanlarımızın köle düzeninde verdikleri 3 kuruş paraya bile ihtiyaçları var. Çünkü o insanlarımızın çalışabileceği, tarlada bile çalışabileceği bir imkan bırakmadılar. Ya o madene girip öleceksin ya da başka seçeneğin yok. Çalışma Bakanı denilen bakan işte böyle bir ülkenin bakanı. İş cinayetinde Çin'i bile geçmiş durumdayız. İş cinayetinde. Biz ona iş kazası diyoruz. Değil. İnsanlarımızı, bizim işçilerimizi asansöre koyup aşağıya atıyorlar. Filikaya bindirip aşağıya atıyorlar. İnsanlar yok yere hayatını kaybediyor. Bakın daha 2 gün önce bir işçiyi toprak altından çıkardılar. Vatandaşımız 64 yaşındaydı. 64 yaşında insanımız amele olarak çalışmak zorunda ve toprağın altından kendisini zor çıkardılar. Bakın bu ülkede emekliler var. Almanya'daki emeklilerle kıyaslayın lütfen. Türkiye'deki emeklilere layık gördükleri zam günde 2 lira. Anne baba dediklerinde mangalda kül bırakmıyorlar. Annemizin ayaklarının altından öpelim falan. Ama zam dedin mi 2 lira. Bugün artık 2 lirayı Türkiye'de sadakaya bile, dilenciye sadaka olarak bile verdiğinizde size geri gönderiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı var Türkiye'de. Düşünebiliyor musunuz? Yani bizzat İstanbul'u katlettiklerini, İstanbul'a kötülük ettiklerini bizzat Tayyip Erdoğan'ın kendisi söylüyor. Mahvettik diyor. Ve bu ülkede Şehircilik Bakanı var. Dışişleri Bakanı var Türkiye'de. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin AKP döneminde kavga etmediği ülke kalmadı. Soykırım iddiasını neredeyse tanımayan ülke kalmadı. Yani Mısır'dan İsrail'e bölgemizdeki etkin aktörlerin neredeyse hiçbirinde büyükelçimiz yok. Türkiye'nin büyükelçisini neredeyse vebalı gibi kovuyorlar. Bu ülkede utanmadan insanlar hala oturup çok başarılılarmış gibi.
Ekonomi Bakanlığı var. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez Ekonomi Bakanımız hakkında Amerika Birleşik Devletleri'ne tutuklama kararı çıkarıldı ya. AKP hükümetinin bakanı hakkında bir başka ülkede yolsuzluktan tutuklama kararı çıkarıldı arkadaşlar. Hala Ekonomi Bakanlığı'ndan söz ediyorlar. Hayırsever Rıza diye bir herif, 25 yaşında bir tane adam geldi, neredeyse hükümetin yarısını satın almış ya. Bu hükümet hala hükümetim diye ortada geziyor. Ayakkabı kutusunda para diye bir şey olabilir mi ya? Ve Allah'ın herhalde ilahi bir şeyi bu. Ayakkabı kutusunda paranın baş harflerine bakıyorsun, AKP çıkıyor. Bir parantez açabilir miyim? Yönetmen arkadaşımız arada bir salondaki çok değerli konuk olarak yerlediler. Ve sabırla teknik arızaların giderilmesini beklediler. Onları mutlaka bizim de göstermemiz gerekiyor halk televizyonu seyircilerine. Belki benden çok buradaki çok değerli konuklarımızı gösterirseniz ben çok mutlu olurum. Şimdi geçen gün İzmir'den İstanbul'a geliyorum. Otobüste yolculardan biri dedi ki, değerli bir şahsiyet var aramızda dedi. Kimdir dedim. Lütfen bir bakın arkaya dedi. Bir baktım, gerçekten seçkin, mümtaz bir kişilik. Jet Fadıl. Ünlü Fadıl Akgündüz. Şimdi ben merak ettim. Bir değil, iki değil, üç dalga dolandırdı toplumu. Tabii. Kaptı. Evet. Onu otel, pazarladı. Otel numaralarıyla. Maldivleri sattı adam. Maldivler'de, evet. Maldivler'de yer sattı, arazi sattı, mülk sattı. Maldivler'de ada sattı. Küçük bir pürüz vardı, öyle bir ada yok. Ben zaten dedim, niye sattıysa yok. Maldivler'deki ne dedim, bizim büyük adayı satabilirdi. Buna da şükür yani. Hakikaten kurtardık. Büyük adayı çok şükür kurtardık. Adamın özelliği zaten o. Satıyor ama sattığı hiçbir şey yok. Tekrar satıyor, yine yok. 1500 yıl falan gibi bir hapis istemiyle tutuklandı. 150 gün bile yatmadı. Yani çok az bir süre yattıktan sonra milletvekili çıktı. Oldu. Milletvekili oldu, ondan sonra yaptı işte bütün bu son dalga iddialara konu olan dolandırıcılık girişimi iddialarını gerçekleştirdi. Neyse efendim, ben merak ettim bu adam ne yapacak diye. Geldi, business class'a oturdu. Biz arkadan bakıyoruz. Herkes birbirine fısır fısır. Tabii ben dikkatle bakınca anladılar, fark ettiler. Neyse, biz ekonomi yolcuları havaalanında, Atatürk Havalimanı'nda indik, otobüse bindik. Hep birlikte dolmasını bekliyoruz. Baktım, mümtaz şahsiyet, Jet Fadıl, çok önemli insanlar, VIP tabir edilen kişilerin özel arabasına bindi ve öylece gitti. Herhalde kafasında yeni hayırlı işler kuruyor olsa gerek. Çünkü biz maalesef bu tür insanların bütün girişimlerine yeşil ışık yakan bir toplum haline geldik. Bir insan bir defa dolandırır değil mi? Mobil projesi sundu. Onun yani bayağı otomobil icat bayağı şey topladı. Sonra işte evler, binalar, toplu konutlar falan, oradan bir tokatlama. İşte Maldiv Adaları, Bayrampaşa falan derken bugünlere ulaştık. Nasıl oluyor da bizim halkımız hala bu insanlara kanıyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Evet Yılmaz. Evet yani bunların neticesinde zaten bu iş oluyor. İşte biraz önce saymaya devam ediyorum. Mesela bu saydığım hükümet Türkiye'de 18
parti. Ama icraat bu. İşte ekonomide kaldık mesela. Ya ülkenin ne bankası kaldı, ne limanı kaldı. Toprakları, dereleri, ormanları satılıyor. En son işte şeker fabrikaları satılıyor. Buna rağmen borç miktarı giderek büyüyor. Enerji Bakanlığı var. Zaten damat ya. İşte bütün dünya farklı enerji kaynaklarına, kirlilik yaratmayan enerji kaynaklarına yöneliyor. Türkiye nükleer santrala gömülüyor. Türkiye'nin yeraltı kaynaklarının tamamı peşkeş çekiliyor. Madenlerinin tamamı satılıyor. Türkiye'nin en verimli topraklarına termik santral dikmeye çalışıyorlar. Bakın şimdi Eskişehir'de en son var, Alko Ovası'na, Türkiye'nin en verimli ovalarından biri, termik santral dikmeye çalışıyorlar. Sırf madencilere peşkeş çekebilmek için zeytinlikleri yok etme kanunu çıkarmaya çalışıyorlar. AKP döneminde 8 defa Türkiye'nin zeytinliklerini imha etme kanunu çıkarmaya çalıştılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı var. Türkiye'de her 4 gençten 3'ü işsiz. Spor diyoruz, tarihte olmadığı kadar utanç verici doping olaylarıyla karşı karşıyayız. Yani sırf AKP'li diye belediye takımları Süper Lig kulübü haline getirilip şampiyon yapılmaya çalışılıyor. Mesela İstanbul Belediyespor, Ankara Belediyespor gibi takım kuruyorlar. Mesela bu ülkede Berlin Belediyespor diye bir takım var mı ya? Yani inanılır bir şey değil. Mesela Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı var. Ben çok gülüyorum. Bildiğin hekim bizim Tarım Bakanımız. Ya kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri bugün insanlarından vazgeçtik, hayvanlarını doyuramaz halde saman ithal ediyor. Turizm, ben Ege çocuğuyum, turizmde özellikle Avrupa turistinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Özellikle Alman turistin Türk turizmi için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. 2 senedir Türkiye'ye bir tane Alman turist gelmiyor. Geçen sene tarihinde ilk defa, inşallah bu sene Almanlarda da biraz faaliyet olacağını düşünüyorum ama geçen sene Alman turizm fuarında tarihte ilk kez Türkiye'ye ambargo uygulandı. Dünyanın en büyük turizm ülkesine biz döndük, Nazisiniz dedik. Sonra diyoruz ki bu Almanlar bize niye gelmiyor? Yani hem adama Nazi diyoruz hem de Naziler bize gelmiyor diye üzülüyoruz. Ama Yılmaz'cığım bu dönem tarihe şöyle geçecek gibime geliyor. Fazıl Say gibi değerli sanatçıların, yani Fazıl Say'ı bir simge olarak ifade ediyorum. Onun gibi işte sevgili Müjdat Gezen ve gerçekten sadece seyircisinin önünde eğilen sanatçıları kastediyorum. Fazılların aşağılandığı, baskı altında kaldığı, önlerinin tıkandığı ve toplum önünde zor durumda bırakılmak istendiği bir dönem, buna karşılık fadılların, yani jet fadılların baş tacı edildiği, onun gibi prototiplerin takdir gördüğü bir dönem olarak tarihe geçecek. Kesinlikle öyle Uğur abi. Bakın, Maliye Bakanı var Türkiye'de. Yani kendisi bile adam çok zor durumda, söylüyorlar zaten. Mesela benzinin 6 lirayı aşmasının sebebi vergi yükü. Çünkü bunu almak zorunda. Dolaylı vergi Türkiye'de dünyada olmadığı kadar fahiş bir hale gelmiş. Bütün gelişmiş ülkelerde dolaylı vergi %30 civarındadır, aşmaz. Türkiye'de %75'lere varmış. Yani milletin orasına koyacağım diyen müteahhitten vergi almayıp garibanın sırtından vergi toplayan bir Maliye Bakanlığı'na dönüşmüş Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'yi imam hatipleştireceğim derken çocukları dinden çıkardı ya. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinde deizm inancının yaygınlaştığı konusunda bizzat